Merhaba arkadaşlar, oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber My Summer Car'ın ikinci bölümündeyiz. İlk bakışımızı geçen bölümümüzde yaptık arkadaşlar. Bu bölümde de oyunumuzu oynayacağız. Gördüğünüz gibi ben bir oyuna reset attım yani. O bölümde ben işte alışverişimi falan da yapmıştım. Aracımızı da hafif bir toplamıştım. Zaten burada da kamyon duruyordu. Şimdi o ilk bakıştı. İlk bakışımızı öyle bir ben bir oynadım, inceledim öğrenmek için hem de size iyi anlatmak için. Bu bölümde de aracımızı toplayacağız arkadaşlar. Ve bilinmedik bilgileri söyleyeceğim. Şöyle kapağı çıktı sonra bura. Şurada şöyle. Şimdi arkadaşlar bura harita. Şu anda biz neredeyiz? Bakın şu anda biz tam olarak bura, bu taraflarda arkadaşlar. Lope yazıyor gördüğünüz gibi. Bu Lope denen bize en yakın olan kasaba arkadaşlar. İşte alışverişimizi yaptığımız, postalarımızı yolladığımız bu kasaba. En yakın oraya gidebiliyoruz. En kısa zamanda da buraya da gideceğiz. Buraya da gideceğiz. Bakın burada işaretli bir alan var. Burada araçların toplanma yeri arkadaşlar. Bakın burada da büyük bir pist var gördüğünüz gibi. Belki burada da toplanabilirdik. O modifiyemizi çektikten sonra isterseniz aracı yapmaya başlayalım. Önceki bölümde aracı sürmeyi falan da göstermiştim. Bu bölümde de bazı arkadaşlar yapamamış. Logitech Drive GT Force'un direksiyon ayarlarını da şöyle bir kısaca göstereyim. Grafikten şunu şuraları açalım da arkadaşlar şöyle. Ve bloğumu kapatıyorsun. Şu da car mirrors. Bura car mirrors ne oluyor? Dikiz aynası arkadaşlar. Şöyle car kontrolüse geçeyim. Burada arkadaşlar şöyle direksiyon göndereyim ben. Bu da işlemiyor fakat left joy axis 1 right sağa böyle gaz fren debriyaj. Şimdi debriyaj olmadığı için arkadaşlar x tuşu diyor. Bakın işliyor. X gaza basayım şöyle. Gaz falan burada araca binince oluyor herhalde ya. Handbrake shift up bakın. Buralarda şey otomatik vites yaptım. Sıralı 1-2-3 şöyle bakayım. Buralarda çalışıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız neyi yapamamış biliyor musunuz arkadaşlar? Şu gazdan freni işte direksiyonu ayarlarken gaza basıyorlar. Gaza basınca da tabii algılıyor fakat gaz basılı kalıyormuş şurada bakın mesela şu B. Ben de aynısını yapayım bakın. Şöyle yapayım şu gaz bakın. Yapayım şöyle. Algılasın bekleyin. Bir dakika reset atalım şöyle isterseniz arkadaşlar. Ben tekrardan size bir vurayım. Resetimizi atsın oyun. Niye böyle yaptı? Oyunun bazı bugları var, hataları da arkadaşlar onun için. Şöyle. Şöyle bir deneyelim. Bakın press K yazıyor. Şöyle gazımıza dokundum, bıraktım. Bakın şu anda gaza basmadığım halde gaz basılı kaldı. Bakın gaza basınca da düşüyor. Tam tersi oluyor. Yani gaza basınca araç duruyor. Gazı bırakınca araç gidiyor. Ya da frene basınca bak freni de yapayım. Frene basınca bak ne oldu? Frene basınca araç gidiyor. Freni boşalınca duruyor araç. Tam tersi oluyor. Şimdi ayarlamak için ne yapıyor? Bakın direksiyonda şu anda burada çalışıyor. Şimdi ayarlamak için bu gaz ya bakın pres bak şu anda boşlukta gaza basılı tutun arkadaşlar gaza sonuna kadar basın şu anda basılı kalsın ayağınız basılı kalsın sonra bu tıklayın bir kere bakın bırakın algıladı gördünüz mü şu anda bakın gaza basıyorum yüksek bakın hafif basıyorum hafif yükseliyor gördüğünüz gibi ayarlandı şu anda gaza basınca yükseliyor frene de aynısını yapıyoruz arkadaşlar.
Bakın frenimiz de oldu şu anda. Gaz, fren arkadaşlar. Handbrake'i de ben direksiyona atadım şöyle. Bakın. Shift up, shift down'u otomatik yaptım zaten. Bura böyle arkadaşlar, anlamayanlar için. Şimdi aracımıza bir başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, dilerseniz eğer bundan aracımızı kaldırıyorsunuz. Diğer bölümde gösterdim. Fakat şu anlık bundan işimiz yok. Şöyle şurada bir dursun. Şimdi arkadaşlar, öncelikle fren balatalarımızı, fren disklerimizi arıyoruz. Pardon ya, yanlış yaptım. Şimdi bir dursun arkadaşlar bu. Ben öncelikle şunu koyayım. Muhafazayı koyacaktık normalde, önce bunu koyacaktık aşağı, ama özür dilerim, öbürünü koyduk. Bakın tik yandı, koydum arkadaşlar. Koymakla bitmiyor, önce bir vidalayalım. Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Şu yakında dursun. Aşağı düştü. Aşağı dursun. Şimdi açalım bunu. Tuvalımıza geçelim iki tuşumuzla. Yeşil, bakın yeşil yandı mı zaten oldu demek. Şöyle sırayla bakalım arkadaşlar. 3'e bakalım. 4'e bakalım. Hadi. Ha, bakın arkadaşlar. Şöyle mouse'umuzun tekerlerini döndürüyoruz ve montajımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Bakalım öbür tarafımızda. Şura arkadaşlar. Evet. Şimdi de arkadaşlar, elimizdekini bırakmadan gidiyorum. Gidelim. Şu Y şeklinde bir, pardon, Y, evet Y şeklinde, şöyle bakıldığında Y şeklinde görülen parçamızı alıyoruz. Onlar da buralara tam denk gelecek şekilde yerleşecek. Gördüğünüz gibi denk geldi ve tikimiz yandı. Yerleştirdik. Bunun da montajını alalım, şunu yanımıza şöyle dursun. Montajını gerçekleştirelim. Öbür tarafa da aynısını yapacağız. Evet. İşlemedim. Dediğim gibi bazı buglar var, bazı yok. Bu da olmadı. Tamam. Tekrardan deneyelim. 3 mü ya? Boyamıyorum ya. Niye işlemedi arkadaşlar? Nedense ya. Acaba aracımızı bir yükseltsem mi? Ha, işledi gördüğünüz gibi. Çok şükür. Bunu da birleştiriyoruz. Hemen gidelim. Aynı Y şeklinde bir tane daha alalım. Şimdi buraya taktık. Önce bir bırakalım şöyle. Şu şekilde almamız lazım. Denk gelmesi için. Tik yandı. Ve bunun da montajını gerçekleştirelim. Normalde şimdi benim aracı Kilko yardım ile kaldırmam lazımdı şu aletimizle. Ama ben kaldırmadan yapıyorum. Ya bazen kayıyor falan, onun için yani, olmadan da yapılıyor. Şimdi alıyoruz fren diskimizi arkadaşlar. Özür dilerim, ilk başta göstermiştim ama şimdi alıyoruz bunu. Şöyle getirelim. Bak tik yandı, yerleştirdim. Aynısını öbür tarafa da uyguluyoruz. Autorun ayarlı ama çok yavaş ya arkadaşlar. Dilerseniz onu da ben bir ayarlayayım. GTL yapmak istiyorum.
CTRL daha kolay geliyor bana. Yere çökme C olması lazım. CTRL yapayım. Gördüğünüz gibi. Evet, böyle daha kolay oldu arkadaşlar. Şimdi bunun da montajı var. Öbürlerinin olduğu gibi. Bunun da montajını yapayım. Şu olması lazım. Değil. Şu. Aradığımı bulamıyorum arkadaşlar. Buldum. Evet. Şöyle yapalım. Hadi. Algılamadı. Algıladı. Evet. Bunu da taktık. Bundan sonraki işlemci şu arkadaşlar. Onları tutması için, yani yolda giderken düşmesin diye. Şöyle yapalım. Bunları da takalım. Dikimiz yandı. Bu ortada vidalar var daha. Onları sıkılaştırmayın. Onlardan daha işimiz var. Şöyle. En zor kısmı buralar değil. Buralar kolay kısımlar arkadaşlar. Koltukmuş, içiymiş falan. En zor kısmı burada başlıyor. Motor toplama yani. Motor düzgün toplamanız lazım. Bazı parçalar çalışmıyor. Onu dergiden sipariş vereceksiniz. İçeride göstermiştik ilk bölümde, ilk bakışta. Onun da siparişini verdiğimiz tek tek yaptığımız bölümlerde göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdiki işlemimiz ise bunlar arkadaşlar, bakın şöyle değişik bir parça. Bunu ilk bakışta ben takamadım arkadaşlar. Onu da hani bakın şimdi gene aynı hata yapıyorum. Bakın çok 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 özür diliyorum. Daha parçamız var takılacak ama ben hemen acele ettiğim için heyecanlanıyorum. Bir de videoda özür dilerim. Bu parça arkadaşlar, ben bu parçayı İlk bölümde taktım fakat vidalarını sıkmadığım için o parçayı da alamadım. Hadi oğlum. Heh. Şimdi o alet şey çantamızı şöyle bir getirelim. Lazım olacak. Şimdi bu olmuyor. Şunu alalım. Şu. Yok. Baştan gidelim. Evet. Vidalayalım. Birinci bölümde aracımızı şöyle bir çerçevesini topluyor. İkinci bölümde de motor kısmına geçeceğim. Bakalım sonucumuz ne olacak. Modifiye parçalarımızı da sipariş tekrardan vereceğiz. Bu aracımıza gidip şimdi işlemimize geçelim artık. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi şöyle bir yanına eğileyim ben. Taktik arkadaşlar burayı. İnşallah olur ya. Oldu arkadaşlar. Çok şükür bunu da yaptık. Bunu da aynı tarafa yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da montajımızı yapacağız. Evet, algıladı. Daha yeni algılamıştı. Evet. Şimdi vidalarımızı sıkmaya geçiyoruz. Şimdi şunu bir alalım. Evet. Şimdi bu yanımızda şöyle dursun. Çökelim yerimize, yere. Sinekler de çok rahatsız diyor ya. Şu anda kulaklıkla oynadığım için yani sanki gerçekte geliyormuş gibi. Sinek geliyor.
Allah Allah. Hangisi ya? Birini ben atladım ama hangisini atladım? Hı, ikinciymiş. İkinci anahtar. Baştan ikinci. Bunu da montaj yaptım. Şimdi ondan bitmiyor, bir de içinde var. Aynısı, tekrardan bundan inmeniz lazım. İçine. Telefon çalıyor. Açmaya gerek yok. Şimdilik açmanıza gerek yok. İşinizi görün yani siz arkadaşlar. Açmayın. Yani istiyorsanız böyle açın. Size kalın. Yakında kayıkla da ineceğiz. Bazı arkadaşlarımızın sorusu olarak para nasıl kazanılıyor? Sondajcılık yapıyorsunuz. Lağım falan temizliyorsunuz. Çekiyorsunuz. Kamyonunuz zaten onun için var. Ve odunculuk var. İşte odun kesip satıyorsunuz. Onun satış yerlerini nasıl yapıldığını hepsini gelecekki bölümlerimizde göstereceğim. Şöyle bunu da takalım. Biraz hızlı hareket edeyim. Şimdi bundan sonraki işleme de geçelim hemen. Amantisör diyorum. Hani lastiği falan oynattığınızda sağa sola nasıl dönüyor? O kabiliyet sağlam parçalarımızı yerleştireceğiz. O bunu da taktı. Şimdi aynısını öbür tarafa da uygulayalım. Şimdi anahtarı sıkıyorum bilerek, yani ondan da oyalanıyorum sıkarken arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şöyle. Yok, burada da yok. Ya hangisi, ben hiç bulamıyorum arkadaşlar ya. Niye bulamıyorum ya? Çaplı ayarlamak istiyorum da. Heh. Şimdi. Bundan da bitmiyor arkadaşlar. Öbür tarafı da çapını düzeltiyorsun. Sonra şu üsttekini sıkacaksın bu bak. Teker şura oynuyor. Bunun çaplığını düzeltin. Yolda kalmayın sonra. Sağ yerine sola dönür valla. Heh, tamam. Şimdilik güzel. Hangisi ya? O üst taraf sıkacağım. Şurayı. Contayı sıktık, vida kaldı. Heh, vidayı gördünüz, bak vida nasıl iniyor. Ya, telefon tekrardan çalıyor, açmayacağım. Biraz şiveli konuşurum arkadaşlar, ben kusura bakmayın. Çok kibar konuşamam onun için, yani kusura bakmayın. Onun için de özür dilerim. Şimdi nasıl boyuyorduk bunları abi? Şöyle bir düzgün tutalım önce. Bakın yandı. Ama söndü. Hadi. Tam yandı ya. Niye yandı? Hadi oğlum ya. Heh. Şöyle. Ya amatör olduğu için sağ sola şey diyordu, aman onların vidasını sıkın arkadaşlar şuradan. Yolda giderken amatör patladı mı zaten kesin bozarsınız siz güzel. Sıkıyorum ben kaynağı. Hadi hızlı hızlı hareket edelim. Hızlı diyorum. Çok da hızlı hareket edemiyorum. Şöyle takalım. Amatörümüzü de bitirdik. Evet. Şimdi
arka taraflara başlayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ne koyuyorsunuz? Öncelikle şuradan başlıyorsunuz. Orada. Oradaki işlemi. Bakın bu yükseltmeden hepsini yaptım. Ama da burada yükseltmem lazım. Dur bakayım, yükseltmek lazımsa artık yapacağım ya. Bunu da taktım. Şimdi kafanızı sokacaksınız yoksa olmaz. Q tuşu ile eğilme Q, bakın nasıl eğiliyor bak. Eğilme tuşu Q arkadaşlar. Q ile eğileceksiniz. Süremiz de doluyor ama ben bitirmeyeceğim. Bunu bitirmeden sırayla deneyeyim ben arkadaşlar. Değil. Şimdi ilk baştan başlayalım gibi yani. Olmaz. Şöyle 2. Hadi. Bu da değil. 3. 3. Evet buldum. Sıkı sıkı yaptım. Burada da var. Çift taraflı gibi. Aynısını öbür bölgeye de uyguluyoruz. Şöyle kafamı sorayım. Bunun tam karşısında da var. Olmaz zor oluyor. Yaptık. Şimdi şunları takıyorsunuz. Sonra bu direksiyonumuzu takmıştık zaten. Aynısını yapalım. İlk bölümde yapmıştık. Bunu da taktık. Aynısını öbür tarafa. Evet. Şimdi gelelim amortisörlerimize. Bunların duruşu çok farklı da. Önce ben yay dahil. Gelelim bunlar bir deneyim. Yükseldi. Aynısı öbür tarafa. Şimdi amortisörler olmuş herhalde. Denk gelmiyor ya neresi? Allah. Tam oluyordu da. Arkaya gitti ya. Zor iş arkadaşlar. Gerçekten zor bir toplama. Bak. Bunu da yaptım.
Aynısını burada bu bölgeye. Yandı. Şimdi vidalamaya geçelim. Vida. Öncelikle hangi vida olduğunu buradan göreceksiniz. Şurada arabanın içine böyle geçeceğim. Vay değil. Değil. Evet. Belki tabanda da vardır onlarız. Şeyleri sıktık zaten. Yaylara gerek yok. Şimdi tabanlar var. Ha, varmış. Şimdi nasıl geldiğini. Demek ki bu anahtar değil. Şu anahtarını deneyelim. Değil. İlk baştan başlayalım. Değil. Kilit. Bakalım bu mu? Bu da değil. Üçü deneyelim. Bu da değil. Nasıl değil ya? Allah Allah. Bu da değil. Şöyle ya, inşallah. Değil. Değil. Bu da değil de aracı bir yükselteyim, böyle olmayacak. Daha mı olacakmış? Mecburen yükseltecek. Hah, buldum. Ne gerek kalmadı. Bir lastikler kaldı, sonra ne koltuk, işte depo. Depodan sonra da koltuklar, depo, direksiyon, döş. Şimdi bu göbek nasıl sıkılacak? Göbekleri sıkmadım ben, şimdi hepsini taktım. Şimdi sıra buralarda. Yandı mı? Evet. Tamam, burayı da alalım. Tamam, çok güzel. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi içine de takalım da ne olur ne olmaz ya. Allah. Zaten bu motor bölümü de, motor bölümü ikinci bölümde olsun ya. Çekeyim arkadaşlar. Hı. Vidayı şuradan atacaksınız bakın. Burada var bir tane. Tene vida var. Onu atalım ya. Almasın. İyi olmaz. Hayır. Değil. Düşünür. Olmadı. Koltuklar falan da korun. Bir üstteki olacak da alabilirsek. Şu bak. Hı, onu da yaptık. Şimdi tekerlerde arkadaşlar. En önemli kısım. Önemli değil de benim için önemli. Şimdi şunu al. Dur. Bu da benzinimiz arkadaşlar. Şimdi bu çok lazım olacak çalıştırırken. Çalışmayacak ya. Ben biliyorum çalışmayacağını. Çünkü bazı videolarda da izledim de çok zor arkadaşlar. Çok
parçalar falan eksik, onları uydurmak lazım. Çalıştı mı duman atıyor, ne yapıyor yani. Zor. Deneyelim. Hadi oğlum lan. Basık olacak. Nasıl olursa ya. Olsun da nasıl olursa olsun. Allah Allah. Bunda mı yükseltecek ha? Da oldu ha. Oo, çok güzel. Çok güzel de iyiydi bize. Her tarafın tekeri ayrı herhalde. Değil. Buranıymış bak. Gördünüz mü nasıl yandı? Demek her tarafın bir şeysi ayrı ya. Tihrist yazıyor. Bu ne? Arkadaşlar bak. Bu içecek yani. Bu içmeseniz ölürsünüz. Su ya bu, bak çok önemli. Olmadı, şunun altına geçin ha, doya doya için ölmeyin. Açlık da çoğalıyor da gay. Şunu yanıma alıp gideceğim markete, yiyecek içecek. Şunları bir dahayım da. Ha, şurada arkanın ya, da kaçmasa bari ya arkaya. İyi filan neydi yok bu arabanın. Valla kalktın mı gider bu araba. Tekerleri taktıktan sonra. Hadi oğlum lan, bir sen olmadın ya. Gördüğünüz gibi tekerlerimizle taktık arkadaşlar. Hemen bir vidalayayım da, nerede ya vida benim aletler. Hah, içinde olması lazım şunu. Hani içinde mi? Evet, içinde. Çokun yine şöyle çalışın. Contaları bir sıkalım. Contalar sıkmadı mı? Sıkıntı. Elimizden gördüğünüz gibi yaptık aracımızı. Motor bölümünde de motorumuzu yapacağız. Teker teker anlatacağım ben size arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak? Ben bir markete bir ineyim. Yiyecek içeceği bir alayım. Postamızda koyayım. Modifiye parçalar getireceğim. Sürpriz olacak onlar arkadaşlar. Modifiye parçalarını beraber geldikten sonra kargo takacağız. Galiba bu evimizin önüne kutu geliyor, karton ya. Herhalde onun içinde oluyor parçalar. Ben öyle zannediyorum. Oho, ortalarda da varmış ya, ben görmedim arkadaşlar ya ama. Takılmışlar bunlar da. Tamam. Gördüğünüz gibi aracımızın teker parçaları, aksamlarını bitirdik. Koltuk, depo falan kaldı. Bakın onları da bir göstereyim ben size.
Ama onların montajını ben motorla yapayım isterseniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü bölümümüzde de aracımızı %50'sini tamamladık. %50'sini de öbür bölümde tamamlayacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.